Merhaba sevgili Nefes 21 ekibim ve yol arkadaşlarım ve değerli hocam Bülent Gardiyanoğlu. Emine Atilla, İstanbul. Ödev konumuz zihin kontrolü. Yatağımızdan kalktık gün içerisinde o kalktığımız andaki enerjiyi ne kadar süre koruyabiliyoruz? Ben her gün ama istisnasız her gün yataktan kalktığımda ilk hissettiğim şey şükürdür. Uyanabildiğim için, gözlerimi açabildiğim için, eğer yatağımdan kalkabiliyorsam kalktığım için, daha sonra eşim ve çocuklarımın kalktığını, gözlerini açtığını gördüğüm için bir şükürle başlarım. Bu şükür enerjisi beni gün içerisinde çok güzel motive eder ve enerjim de gittikçe hep pozitif yönde artar. Ha, bu her zaman böyle mi oluyor? Yıl 365 gün ve ara ara, nadiren de olsa dışarıdan çok güçlü bir dürtü geliyor. O enerjiyi sıfırlamak, işte bu 100'le 25'lere kadar çekebilmek için. Kimi zaman bunu çok kolay bir şekilde atlatabiliyorum. Yani o dışarıdan aldığım negatif enerjiyi nötrleyip pozitife çevirebiliyorum. Fakat sebebini bilmediğim bazı zamanlarda ise 2-3 gün bu enerjinin üstesinden gelemiyorum. Meditasyon yapıyorum, ibadet ediyorum, içime dönüyorum. Bu duygunun bendeki özü ne veya neyime aynalık etti diyorum. Bende ne vardı da bu bana geri döndü diyorum. Tüm bunlara rağmen 2-3 gün boyunca o enerjiden kurtulamadığım yıl içerisinde 5-6 tane zaman vardır. Belki fazladır, belki azdır. Ve o anlarda kendimi çok yorduğumu biliyorum. Nasıl yoruyorum? Karşımdakine, yani buna sebep olana negatif söz söylememek için, negatif niyetlerde bulunmamak için, olumsuz, daha bunu depreştirecek enerji oluşturmayıp, bunu ona yollamamak için zihnimi, kendimi, yüreğimi, duygularımı kontrol edebilmek adına çok büyük güç sarf ediyorum. Hatta bunu Nefes 21 dersleriyle birlikte fark ettim. Bende bir farkındalık oluşturdu. Bülent hocamızın dediği gibi öyle zamanlarda yaptığınız yemeğin tadı tuzu olmaz demişti. Öyle zamanlarda yaptığım yemeğin tadı tuzu olmadığını dahi tecrübe edemediğimizi anladım. Bir bakıyorum eşim dışarıdan hazır bir yemekle gelmiş. Birden onun getirdiği yemek tercih edilmiş. Aa, senin yaptığını da işte yarın yeriz denilmiş. Ve o yarın o yemek yine yenilmemiş. Daha sonrasında bir bakıyorum işte o yemekleri ben kutucuklara koymuşum, hayvanlara veriyorum. Sokakta yaşayan, aç kalmış, kimsesiz hayvanlara veriyorum. Daha evvelinde hani buna üzülürdüm. Yenmedi işte diye, beğenilmedi diye üzülürdüm. Şu an sayenizde şükrediyorum. İyi ki o yemekleri yememişler. Eşim, çocuklarım. Ve şuna niyet ediyorum. Bu tarz zamanlar bizde kolaylıkla ve anda değişsin. Bunun için neler mümkün? Merhaba arkadaşlar. Ben Eskişehir'den Emine Ünal. Bu videonun paylaşımına izin veriyorum. Sorumuz şu. Yataktan linç bir şekilde kalkıyor musun? Ve daha sonra geçmiş ve gelecekle ilgili olaylar gün içinde seni bütün gününü kontrol ediyor mu? Yok, gününü böyle mi geçiriyorsun? Evet, yataktan linç bir şekilde kalkıyorum. Kalktıktan sonra ne yapmam gerekiyorsa işlerime yöneliyorum. Önce bir nefes çalışması yapıyorum. Gün içinde çocuklarımdan biri beni dinlemediğinde beni geçmişe götürebiliyor veyahut da geleceğe götürebiliyor bu durum. O an hemen bir derin nefes alıp veriyorum. Ve o anı asla akşama kadar devam ettirmiyorum. Bu benim günümü yapmak istediklerimin önüne geçmiyor, doldurmuyor günümü. Ve şu an daha verimli yaşadığımı,
düşünüyorum önceye nazaran. Bu önceden çok uzun sürerdi. Şükürler olsun. Şu an sürmüyor, devam etmiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sevgiyle Zihin kalın. kontrolü. Sabahları dinç kalktığım halde bir süre sonra işte çeşitli sebeplerle ya geçmişten bir şey gelip ya gelecek kaygısıyla ilgili bir düşünceler gelip herhangi bir konuda vesvese yapıp ya da senaryo yazdığımda bir bakıyordum gün içinde senaryomun neredeyse aynısı gerçekleşiyordu. Ve sonra kendime şunu demeye başladım. Bu senaryo geldiğinde derin nefes alıyordum ve diyordum ki senaryonu değiştir. Ve yeni bir senaryo yazıyordum kendime. Ve o temiz frekansla, temiz bir düşünceyle, duyguyla yeni yazdığım senaryo bu sefer o gerçekleşiyordu. Ve artık daha fazla şekilde bazen tabii yiyorum o vesvesenin getirdiği duyguyu. Fakat diyorum ki değiştir. Allah'ın koruması altındasın, değiştir. Merhaba, ben Fadime, Amsterdam'dan. Dilerseniz videomu paylaşabilirsiniz. Bu videomda sizlere zihin kontrolüyle ilgili gözlemlerimden bahsedeceğim. Günlük hayatta hepimiz birçok olay ve kişiyle muhatap oluyoruz. Ve bu muhatap olduğumuz olay ve kişileri maalesef birçoğumuz içselleştiriyoruz. Gün bitse dahi akşam eve döndüğümüzde biz hala o olayı yaşadığımız anda kalabiliyoruz. Zihnimize o kadar çok yoğun bir şekilde bu olayı yansıtıyoruz ki bunun etkisi ertesi güne kadar yansıyabiliyor. Örneğin sabahleyin uyandığımızda gözümüzü açar açmaz bir önceki gün iş yerinde arkadaşımızla yaşadığımız olayın hala bir değerlendirmesini yapıyor olarak bulabiliyoruz kendimizi. Şöyle deseydim, niye bana böyle dedi? Şunu da söyleseydim keşke gibi bunu daha da çoğaltabiliriz. Eminim birçoğumuza bunlar tanıdık geldi. Yani olaylara yüklediğimiz anlamlar bizim zihnimizde onları yoğun bir şekilde hala yaşıyor olmamıza devam ettirmemize sebep oluyor. Bu da doğal olarak bizim vesveseye kapı açmamızı sağlıyor. Tabii bunun bir de etkisi var. Olumsuz etkisi diyeceğim. Çünkü güne düşük enerjiyle başladığımızda büyük ihtimal asık suratla modumuz düşük olarak işe gideceğiz. Bu da iş arkadaşlarımıza yansıyacak ya da özel hayatımıza yansıyacak. Bunlara maruz kalmamak için zihin kontrolümüzü yapabilmeyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya da olaylara en azından sadece hak ettiği anlamı yükleyebilmeyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, Fatma Çakmak ben. Zihin Kontrolü adlı ödevimi sizlere sunacağım. Sabahları kalktığımda 1-2 dakika içerisinde aklımdan yine bir sürü düşünceler geçtiğini evet fark ediyorum. Özellikle de geçmişle ilgili düşünceler oluyor bunlar. Ve bu düşünceler eğer olaylar daha doğrusu beni çok etkilediyse gün içerisinde de süreklilik arz ediyor. Tabii bu benim psikolojime de yansıyor. Sağlıklı bir şekilde diğer işlerime odaklanamıyorum. Haliyle huzursuz, sinirli bir insan oluyorum. Ve bu durum tabii aile fertlerime de ister istemez yansıyor. Gelecekle ilgili de evet bir takım düşünceler yine geçiyor kafamın içinden.
Ama bunları çok fazla hani gün içerisinde etkili olmuyor. Çünkü o gün içerisinde hani yapmam gereken şeyleri daha çok zihnimden geçtiğini fark ediyorum. Bunları yaptıktan sonra da zaten bu düşünceler bitiyor. 3 aya kadar öncesine kadar 3 ay öncesine kadar ben bunları kontrol edemiyordum. Ama ne zaman ki Bülent hocamın ve diğer hocalarımın, sevgili hocalarımın eğitimlerinden sonra aldığım bilgiler doğrultusunda bir takım kontrollere başladım bu düşüncelerle alakalı. Çok fazla zihnimde tutmamaya çalışıyorum. Gelsin gitsin, gelsin gitsin gibi. Ama çok etkilendiğim olaylarda Allah'ıma sığınıyorum, ilahi akışa bırakıyorum. Kendim zihnimi kontrol edip hani başka düşüncelere kendimi yönlendiriyorum. Böyle olunca da tabii gün içerisinde bu düşüncelerimin çok fazla beni rahatsız etmediğini fark ettim. Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle onlara sarılıyorum. İyi ki varlar. Merhaba kıymetli hocalarım ve değerli arkadaşlarım. Zihin kontrol çalışmam ile karşınızdayım bu sefer. Zihin kontrolü ile ilgili sabah yataktan kalktığım zaman zihnim bomboş oluyor. Aslında hiçbir şey düşünmüyorum. Bu çalışmayı çok kendimde çok fazla yapmaya çalıştım. Çok fazla deneyimlemeye çalıştım. Ben sabah yataktan kalktıktan sonra önce kendimi kahvaltı hazırlamaya, işte ilaçlarımı içmeye programlamışım. Bunu çok iyi fark ettim. Kafama hiçbir şekilde hiçbir düşünce, yani geçmişten ya da gelecekten herhangi bir takıntılı bir düşünce gelmiyor. Sadece o güne odaklandığımı fark ediyorum. Sabah yataktan kalkıyorum, ilaçlarımı içiyorum, işte kahvaltıya hazırlıyorum, eşimi işe gönderiyorum, çocuğun derslerinin için derslerini hazırlıyorum, okula gittiğinde okula gönderiyorum vesaire. Tabii bu arada kahvaltı hazırlarken kendimi bir boşlukta hissediyorum. Bunu fark ettim. Bu zamanda tabii kafamın içerisinden bin türlü düşünceler geçiyor. Ama genelde geçen düşüncelerin gün içerisinde neler yapacağımla ilgili, ne gibi bir kendimi planlayacağımla, o günü nasıl planlayacağımla ilgili olduğunu hissettim. Ve daha sonra eğer ki herhangi bir kaygı ya da işte geçmişten kaynaklı bir üzüntülü bir olay, durum aklıma gelirse enerjimin düştüğünü fark ettim. Bu enerjimin düşüklüğünü de gün içerisinde ta ki yatana kadar bunu hissediyorum. Eğer ki bu durumlarda böyle bir şey yaşadığım zaman kendimce şunu yaptım arkadaşlar. Eğer ki atıyorum bir ödememiz gereken bir meblağ var ve biz onu ödeyemedik. O dönem bir kaygı hissettim. Ve ben bu kaygıyı hissettikten sonra tabii benim bütün enerjimi bu aşağıya çekti. Ben bunu nasıl ödeyeceğim, nasıl yapacağız, işte bunu ödemezsek ne olur? Tabii ki bu aşırı stresten kaynaklı da bir enerjimin aşağıya çekildiğini hissettim. Ve daha sonra kendimi dengeye getirmem gerekiyordu. Dengeye getirmem için sakin bir yerde geçip uyumaya çalıştım. Uyuyamazsam da kendimi dinlendirdim. Ve sürekli bu konuyla ilgili yatsam da, işte uyumaya çalışsam da hep işte aklımda tabii ki o kaygı maalesef yer alıyordu. Bunu kendi enerjimi nasıl yukarı çıkarabilirim düşüncesinde, eğer ki uyuyabilirsem bir nebze olsun enerjimin biraz daha yükseldiğini fark ettim. Eğer uyuyamıyorsam da zihnimi kontrol etmeye çalıştım. Yani işte biz bu zamana kadar neler ödedik, bunu da ödeyeceğiz ya da işte bu da geçecek. İnsanoğlunun başına her şey gelir. Sürekli kendimde böyle telkinler bulunmaya çalıştım. Ama çoğu gelecekle ilgili kaygılardan ziyade şunu fark ettim. Ben çok fazla gelecekle ilgili kaygımın olmadığını fark ettim. Hani yani olsa da çok kısa süreli olup geçtiğini fark ettim. Eğer ki birine takıldıysam, birinin bir sözüne takıldıysam bu beni gerçekten aşırı incitiyor. Benim çocukluğumdan kaynaklı bir şey. Çocukluğumdan beri olan bir duygu bu. Eğer birine üzüldüysem ben o insanı kafamda sürekli o insanla iletişim halinde olurum. Sürekli kavga ediyorum. Bu kişisel gelişim eğitimlerimizin sayesinde bunu dengeye alabilmeyi
başarabilmeye başladım dengeyi almaya konusunda. O kişiyle olan beynimin içerisindeki o konuşmalar, işte sürekli onunla kavgalarım ya da işte konuşmalarımı kendi içerisinde noktalandırmayı başladım. Aklıma geldiği zaman böyle bir düşünce. İlk zamanlarda tabii biraz söylenip daha sonra o düşünceyi artık bırakmayı başladım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Merhaba. Güler Küçükdemir. Kırklareli'den sevgiler. Videonun yayınlanmasına izin veriyorum. Üçüncü ödevim, zihin kontrolü. Sabah yataktan dinç bir şekilde uyandığımda, hemen bir dakika sonra içimde sıkıntılar, gelecek kaygısı aklıma, zihnime geliyor. O an olumsuz düşünceler aklıma geldiğinde, geçmiş geçti, değiştirmek mümkün değil. Gelecek Allah kerim, şu anı yaşa, anda kal, mutlu ol diye kendime telkinde bulunuyorum. İçime bir korku, endişe, kaygı geldiğinde bunları not aldım. Olumsuz düşünceler aklıma geldiğinde o cümlenin olumlusunu olmuş gibi düşünüyorum, dönüştürüyorum. Bunu fark ediyorum. Sağlığımla ilgili endişeler aklıma geldiğinde her şey yolunda. Kemoterapi de gayet güzel gidiyor. Başarılı, gün be gün sağlığıma kavuşuyorum. Gelişmelerden doktorlarım memnun. Ben de memnunum. Evelallah en kısa zamanda sağlığıma kavuşuyorum. Şükürler olsun. Merhaba, ben Gülten Bakır. Ankara'da yaşıyorum. Zihin kontrolü ödevini Bülent Kardiyanoğlu hocamızla paylaşmak istiyorum. Hocamız o gün derste en çok hangi zamanda yaşıyorsunuz? Geçmişte mi, gelecekte mi? Hangi zaman diliminde yaşıyorsanız bu uyumadan önce mi, hemen uyandıktan sonra mı diye bize bir soru sormuştu. Ben de çok yakın bir zamanda olumsuz bir durum yaşadım. Akşam onunla uyudum, evet. Sabah uyandığımda hemen uyanır uyanmaz 1-2 dakika içerisinde aynı durumu yaşamaya başladım. Ve o gün içerisinde bakıyorum, farkında olmadan oradayım. Bakıyorum, farkında olmadan oradayım. Beni çok rahatsız ettiğinde, beni üzdüğünde, evet hemen geçip nefes yaptım. Kendimi kontrol altında tutmaya çalıştım. Bu durumu daha hafif atlattım. Normalde günlerce yaşardım. Ama hocamızın bize verdiği farkındalıkla, teşekkür ediyorum hocam size, bunu 2 güne düşürdüm. Diliyorum Rabbimden sevgi ve kolaylıkla bunu zihnimde hiç yaşamamaya niyet ediyorum. Bize farkındalıklar yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki varsınız. İyi ki bu eğitimde. Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili hocamız. Ben Güzel Gökçemen. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan katılıyorum. Zihin kontrolü hakkında sabah kalktığımda artık zihnimin beni ele geçirmesine izin vermiyorum. Aklıma bir şey geldiğinde, olumlu ya da olumsuz, kendi kendime diyorum ki şu an bugün ne yapacağıma odaklanayım, işimi bitireyim, daha sonra sana geri dönüş yaparım. Ve işlerimi bitirdikten sonra, yapmam gereken her şeyi bitirdikten sonra gene zihnime geri dönüyorum. Bugün hani ne hatırladım, ona bakıyorum. Eğer yapılacak bir şeyse yapıyorum. Mesela bazen aklıma bu arkadaşını çoktan aramadın, onu ara. Aklıma geliyor. Hemen arıyorum. Arıyorum ve sonlandırıyorum, bitiyor. Ya da mesela çoktandır yapmadığım bir şey aklıma geliyor. Ya da beni üzmüş bir şey aklıma geliyor. Ben de yaşandı bitti ve kapatıyorum konuyu. Eğer yapabileceğim bir şeyse, o gün eğer yapacaksam yapıyorum. Eğer yapamayacaksam o gün o hatırladığım şeyi, o hatırladığım olayı hemen kapatıyorum ve bitiyor. Ve çok şükür artık zihnimin beni
kontrol etmesine izin vermiyorum. Zihnimi ben kontrol ediyorum. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederim sevgili Bülent Gardiyanoğlu. Merhabalar, ben Hacer Pamuk. Zihin kontrol ödevim için sizlerleyim. Sabahları dinç uyanıyorum, evet. Maddi ve manevi bolluk bereket içindeyim. Şükürler olsun diyerek uyanıyorum. Sonra eğer o gün stresli bir gün geçecekse Bülent Gardiyanoğlu sitemizdeki gününü enerjik geçir videosunu dinliyorum. Onu bazen günde 2-3 kere bile dinlediğim oluyor. Gün içinde o gün stresli bir günse. Daha önce nasıldım? Daha önce bir olay yaşadım. Hak etmediğim bir söz duydum, bir muamele gördüm veya da bir duygu yaşadım. Ya da aynı şekilde beni zorladılar, bir şekilde öfkelendim, sinirlendim. Kendime yakıştırmadan bir davranış yaptım, söz söyledim diyelim. Niye beni mecbur ettiler gibisinden. O gün günlerce o aklımdan çıkmazdı, ona öfke duyardım ve kendi günümü mahvederdim. Gece uyuyamazdım bile o derece. Şu an farklı bakıyorum. Artık farkındayım ki başımıza gelenleri, bütün her şeyi kendi enerjimizle çekiyoruz veya da bize bir şey öğretmek için geliyor. Oturuyorum, düşünüyorum. Bunu ben nerede yaşadım? Bana kim yaptı ya da ben kime yaptım? Bu bana ne öğretiyor olabilir gibisinden. Eğer duygu varsa hocam der ki, duygu kimdeyse sınav ondadır. Bu benim en büyük öğretilerimden biri hayattaki. Duygu varsa diyorum, ben bundan ne öğrenmem gerekiyor? Günümü en fazla 10-15 dakika içinde normale dönüyor. Çok yoğun bir olay yaşasam bile. Bazen içinden çıkamayacağımız durumlar olabiliyor, evet. Ama diyorum ki Rabbim biliyor, görüyor. Ben ne kadar üzülsem de bir şey değişmeyecek. Nasıl? Nasıl bu durumdan çıkabilirim? Neler yapabilirim? Ne yaparsam şu bulunduğum durumu olumluya çevirebilirim? Neler yapabilirim? Soru sorup bırakıyorum. Rabbimden de cevap geliyor bir şekilde, şükürler olsun. Kişisel olarak gelişmeye ve etrafımızda faydalı olmaya yaşam amaç edinmiş biri olarak ilerlemeye devam, öğrenmeye devam. Daha öğrendiklerimiz hiçbir şey değil. Şükürler olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Merhabalar. Benim adım Hanife Reşadi. Ankara'dan katılıyorum. Sabah kalktığımda genelde duygularım akşam önceki gün nasılsa o şekilde devam ettiğinin farkındayım. Önceleri, yıllar önce bu farkındalığım artmadan önce o kadar çok böyle sorunlarla cebelleşirdim. Beynim o kadar çok meşgul olurdu ki geçmişte yaşadığım olayları hepsi böyle üst üste gelip o kadar beynim bütün gün meşgul olurdu ve gece uykusu dahi uyuyamazdım. Haliyle de sabah kalktığımda ertesi gün tabii ki uykusuzluğun getirmiş olduğu gerginlikle beraber ve bütün tekrar o şeyler tekrar ediyor beynimde ve bütün günümü de o olaylarla geçirmiş oluyordum. Ama artık farkındalığım arttıkça çok şükür gecede çok daha rahat uyuyabiliyorum ve artık gün içinde böyle sorunlar beynime geldikçe, aklıma geldikçe onları hemen olumluya çevirebiliyorum. Nefes teknikleriyle kendimi ana getirip o vesveseye kanmamaya özen gösteriyorum. Ve beni bunun çok rahatlattığının farkındayım çok şükür. Ve genelde zaten günlük yapacağım şeyler olduğu için, rutinler olduğu için onlara kendimi hemen kaptırıyorum. Onların başına geçtiğim için genelde çok şükür bu olayları şey yapabiliyorum. Gün içinde kendimi düzene koyabiliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamlar, ben Malatya'dan Hatice İlal Güven. Bu videomu yayınlayabilirsiniz. Sabahları uyandığımda ilk 5 dakika içinde duyguların beni kapladığını fark ettim. Benim duygularım genellikle geçmişten değil de gelecekle ilgili planlarımla alakalı. Bu planların beni sardığını ve bununla tedirgin olduğumu fark ettim. Bu planları düşündüğümde bazen boş ver, her şeyi akışına bırak şeklinde, bazen de acaba yapabilecek miyim, başarabilecek miyim şeklinde duygular beni sarıyor. Bunları şu şekilde atlatıyorum ama o an bunları yaşıyorum. Olacak şeklinde olumlamalarla bunları orada bırakmaya çalışıyorum.
Yalnız bir de şunu fark ettim. Gördüğüm rüyalar beni çok etkiliyor. İyi rüya görsem de, güzel rüya görsem de, kötü rüya görsem de gördüğüm rüyaların bazıları beni çok etkiliyor ve gün boyu onun etkisinden kurtulamıyorum. Eğer gördüğüm rüya güzelse o günüm gerçekten çok mutlu geçiyor. Ama olumsuz kötü bir rüya gördüğüm zaman da o gün akşama kadar enerjimi toplayamıyorum. Bunu fark ettim. Yani hiç aklımdan çıkmıyor gördüğüm rüyalar. Merhaba, selamlar, sevgiler. Ben Düzce'den Hatice Şentürk. Farkındalık yolculuğuna girinceye kadar her sabah uyandığımda yorgun bir bedenle, yorgun bir vücutla uyanıyor ve bir önceki gün kimi kafaya takmışsam o sabahta onun düşüncesiyle yeni bir güne başlıyordum. Ne zaman ki farkındalığım arttı, farkındalık yolculuğuna girdim, sabahları artık uyandığımda, gözlerimi açtığımda çok şükürler olsun Allah'ım, yeni bir güne başladım. Hatice, sana yeni bir fırsat daha verildi. Bu yeni günün, yeni fırsatın kıymetini bil. Allah'ın sana emanet etmiş olduğu bu bedene, Allah'ın sana emanet etmiş olduğu çocuklarına, ailene, eşine iyi davran. Onların kıymetini bil ve bu yaşam yolculuğunu bu farkındalıklarla tamamla diye her sabah kendime bu telkini veriyorum. Ve bu telkini verdiğimde görüyorum ki dönüşler de bana bu mükemmeliyette, bu güzellikte oluyor. Ben bu yaşam yolculuğunda şunu fark ettim. İnsan bir şeyin farkındalığına ulaştığında o konudaki arızalarını giderebiliyor ve çözebiliyor. Ve bu insanın yaşam yolculuğunda mükemmel bir değişim ve dönüşümün başlangıcı oluyor. Çok şükürler olsun bana bunu başlatan Rabbime. Merhabalar. İsmim Hülya Baştaş. Ankara'da yaşıyorum. Videonun yayınlanmasına izin veriyorum. Zihnin kontrolü ödevimizde. Sabah uyandığımda fark ettiğim 7-8 saniye içerisinde, belki daha kısa sürede düşüncelerin zihnime geldiğini fark ettim. Ve uyandığım zaman hemen Allah'ım günümün vekaletini sana bırakıyorum diyorum. Ve Bülent hocamızın duasını yapıyorum. Allah'ım seni arayanlarla, seni bulanlarla, senin sevdiğin kullarınla ve olaylarla ilmimi artırmanı, hak ve batılı ayırt edebilmeye niyet ediyorum diyorum. Bu bende alışkanlık oldu artık. Bugünün bana getireceği güzellikler neler diyorum ve kalkıyorum. Şükürler olsun ki günlerimde güzel geçtiğini düşünüyorum. Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen düşünceler... Geçmiş ve gelecekle alakalı düşüncelerse, geçmişte yaşadığım negatifler ya da gelecekte kaygılarsa, gelecekle alakalı kaygılarsa bunları hemen şifalandırma yönüne gidiyorum. Allah'ım bu negatif düşünceler bana ait değil, bunlar nefsimin ve şeytanın vesvesesi, ben bunlardan sana sığınıyorum diyorum ve zihnim sustuğunu fark ediyorum hemen. Eğer yapacağım işlerle alakalıysa, ödevlerle alakalıysa o gün onlarla tabii ki meşgul oluyorum. Günüm o şekilde geçiyor. Zihnin kontrol ödevinde anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili kardeşim. Şu an bu videoyla eşleşiyorsan hayatında bir şeylerin iyiye doğru gitmeye başladığı noktadasın. Bizi takip al Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Telegram'dan ve Gardiyanoğlu. Hayatını değiştirecek hediye kitaplar için de Instagram'dan ve Gardiyanoğlu profil linkini lütfen şimdi tıkla. Senin için 11 kitap yazdık. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu videoyu beğen, kaydet ve sevdiklerine paylaş. Zaman senin zamanın.